Bu toplantımız danışma kurulu toplantısından ziyade genel seçim seferberlik tezkeresi olarak biz algılıyoruz. Genel seçim seferberlik tezkeresi. Bu düzene karşı dur diyen, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı dur diyen, faşist diktaya istemiyoruz diyen bütün aydınlar, bütün devrimciler toplama kamplarına toplanıyor. Bundan 4 gün önce Sılaç gösterisinde de gördünüz, İl Yönetim Kurulu'na beraber genel merkeze ziyarete gittik. Orada bir boş vaktimizde Ulucanlar Cezaevi Müze olmuştu. Onu kendi iç eğitimimiz olarak elzem gördük. Oradaki havayı solumak ve koklamak maksadıyla Ulucanlar Cezaevine gittik. Ulucanlar Cezaevine gittiğimizde, girdiğimizde bir koğuş gördük. Adı Hilton koğuşuydu. Bize rehberlik eden rehber neden Hilton koğuşu konduğunu söyledi isminin. Ulucanlar Cezaevi 1926 yılında yapıldıktan sonra o koğuş 1950'lerde dönemin başbakanı Adnan Menderes'e muhalif olan, aleyhine yazı yazan, yazdığı için yargılanıp ceza alan ve tutuklananların girdiği koğuşmuş. Kimler girmiş o koğuşa? Bülent Ecevit, Cüneyt Arcayürek, Fakir Baykurt, Osman Bölükbaşı, Deniz, Hüseyin, Sinan, Erdal Eren, binlerce kişi o koğuşlarda kalmışlar. Hilton koğuşunun dışında da 4. koğuş, 9. koğuş, 10. koğuş varmış. Hatta bir dönemde milletvekili Metin Lütfi Baydar da o cezaevinden nasibini almış. Ulucanlar cezaevinde yatanların bir kısmı gezimizin sonunda gördüğümüz ve tüylerimizi ürperten o dar ağacında tam bağımsız Türkiye için nefesini vermiş. Bir kısmı da yazmış, yatmış, çıkmış. Yazmış, yatmış, çıkmış. Orasını bir otel odası gibi kullanmış. O nedenle otel isminden esinlendiği için adına Hilton koğuşu demişler. Değerli arkadaşlar, burası 2013 yılının Silivri'sine ne kadar çok benzediğini gördüm.